Herkese merhabalar. Podcast yayınlarıma hoş geldiniz. Bundan sonra her hafta farklı konularla, farklı hikayelerle karşınızda olmaya çalışacağım. Bugün bir başlangıç yapmak istedim. Bakü'deki evimdeyim bu arada. hatta arkada biten çamaşır makinesinin dıt 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 ben bittim Özge artık beni kapat sinyalini de arada duyabilirsiniz. Ama sanırım bu son sinyal olacak. Çünkü tam ışığı, ortamımı ayarlamışken şu anda kalkıp o çamaşır makinesinin off düğmesini basmayı gerçekten basmaya oldukça üşeniyorum şu anda. Neler olacak bundan sonraki yayınlarda? Aslında YouTube kanalımda biliyorsunuz özellikle geçen kış boyunca yaşadığımız deprem felaketine kadar haftada 3-4 gün farklı yemek tarifleriyle karşınızda oluyordum. Bütün Türkiye'nin hissettiği şeyi ben de hissettim. O anlamsızlık duygusu aslına bakarsanız. Ve bir süre ara verdim. Podcast'le ilgili bir teklif geldi. Benim çok uzun yıllar genç kızlığımda tanıştığım, şu anda da harika işler yapan sevgili Levent Gündüz. Dedi ki yani sesini daha çok duyurmalısın. Ama bir taraftan da dedi ki sen çok iyi bir televizyoncusun. Ve kamera karşısında da insanlara duygularını aktarabiliyorsun ve onlarla birebir sohbet ediyorsun. Bunu niye video podcast yapmıyoruz dedi. Bayağı bir kulağımın üstüne yattım. Yani bayağı yattım. Ama dedim ki Özge ayağa kalk ve yeniden başla. Artık susma vakti değil. Çok uzun süre sustun. Belki biraz küstün. Kendine de küstün. Birilerine de küsmüş olabilirsin ki beni çok iyi tanıyanlar hiç küsme huyumun olmadığını bilirler. Ben küsmem. Hatta evde de böyle bir geleneğimiz var bizim. Kızımıza bunu her zaman aşılıyoruz. Çünkü babasıyla da, Volkan'la da, her ailede olduğu gibi işte bazen tartışmalar olabiliyor elbette. Ama hiçbir zaman birbirimize küsmedik. Ve Siva'ya da bunu söylüyoruz. Tartışabilirsin, konuşabilirsin. Kırgın hissedebilirsin. Bir müddet biraz sessizlik, kendi sessizliğe vermek isteyebilirsin. Ama biz küsmeyiz diye. Sonra okul başladığında tabii bazı arkadaşları küsme konusunda küstüm oynamıyorumlar başladığında çok şaşırmıştı yani. Hani küsmek ne demek gerçekten diye. Başkalarına çok küsmem de kendime birazcık küsüyorum galiba. Zaten bu video podcastlerde de bunu birazcık daha anlatmaya çalışacağım. Büyümek, özellikle 30'ların sonu. 40'larla birlikte farklılaşan kadın olma duygusu. 40'tan sonra bize hakikaten ne oluyor? Bazıları, ah eyvah işte 40'lara geldim, 40'ları yaşamaya başladım. Artık genç değilim, artık istediğim gibi hareket edemem. Ya benim için de bazı şeyler artık anlamını yitiriyor. Çok geç bunları yapabilmem için gibi noktalar yaşayabiliyorlar, bu duyguları yaşayabiliyorlar. Bunu yaşamamak çok abeste iştigal olur bence. Ama sonrasında birazcık daha bu ilk panikler geçtikten sonra aslına bakarsanız 40 yaşınızla beraber özellikle hayatı birazcık daha iyi anlama, ona daha iyi karışma ve yaşamın sizin için önünüze sunduklarını daha cesurca kabul etme zamanları başlıyor. Ben 44 yaşımı yavaş yavaş devirirken şu günlerde bu dört dörtlük yaşla birlikte bunları her geçen gün hem yaşadıklarımla hem bedenimdeki değişimlerle bu sadece işte kırışmak, yaşlanmak değil. Her yaşla birlikte bedeniniz size yaptığınız her şeye farklı cevaplar vermeye başlıyormuş. Bunu çok daha net anlamaya başladım. Bunların hepsini, aşkı, hayal kırıklıklarını, yani duygularımızı bu video podcastlerde bulabileceksiniz. Eğer beni sadece YouTube'dan izliyorsanız podcastlerime nasıl ulaşabileceğinizi de bu videonun altındaki linke bırakacağım. Elbette podcastlerimi de dinlemeyi,
Onları arkadaşlarınızla paylaşmayı, beni de etiketlemeyi unutmayın. Sevgili dostum Ünsal Ünlü'nün dediği gibi paralı pullu şeyler değil bunlar. Sadece bizim için, aa evet demek ki güzel bir yolda ilerliyorum demenin sağlaması. Bu podcast yayınlarında, YouTube'da aynı şekilde. Hangi konuları konuşmamı istersiniz? Özge, ya şununla ilgili de bir şeyler söylesen, şuna da bir baksan deseniz neler var? Bunların hepsini hep beraber kararlaştırıp yapabiliriz aslında. Şimdiye kadar her daim olduğu gibi. Ve tabii bu arada evimin rahatlığında, konforunda sizlerle beraber olmak benim için büyük bir keyif. Bu rahatlığa yavaş yavaş alışmaya çalışıyorum. Çünkü yaklaşık 20 küsür yıl boyunca hep hazır ve nazır karşınızdaydım. Yine öyleyim tabii ki. İşte biraz makyaj yapayım, ay saçım iyi görünsün, kıyafetim iyi olsun. Bir taraftan da şimdiye kadar hani tırnak içinde alıştığınız görüntüyü de sizinle paylaşayım. Tabii ki kendime özeneyim. Bu her şeyden önce kendime olan saygımla alakalı bir şey ama elbette haberde de programlarda da bir tık daha ciddi, farklı bir Özge vardı karşınızda. Kitaplarımla beraber o çizgiyi biraz aştığımı ve o sınırları birazcık yumuşattığımı düşünüyorum kendi adıma. Bu YouTube videolarında, yemekle birlikte zaten buna başlamıştım ama video podcastlerle beraber bunu farklı bir aşamaya taşıyacağımıza inancım sonsuz diyorum. Her videoyla beraber size bir hikaye anlatmak istedim. Yazdığım hikayelerden. Bugün aslında susmak ve sustuktan sonraki durumumuzla ilgili bir kadının zeytinyağlı fasulye yaptıktan sonra yaşadıkları, hissettikleri, aslında mutfakta yaşadıklarına dair yazdığım bir hikayeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Kafa Dergisi'nde de yayınlanmıştı bu hikaye. Bunu bir kere de benim ağzımdan duyun istedim. Başlangıçta da aslında hikayenin başlangıcı da şöyle: suya karışıp eriyen kahve tanelerinden kaç fazladır aslında döktüğümüz gözyaşı ve nefes sayısı diye. Akşam yemeğinde kıymalı patates, sebzeli bulgur pilavı ve az sarımsaklı cacık var. Bir de pörsümüş domatesler ziyan olmasın diye yapılan zeytinyağlı fasulye. Mutfaktaki sessizliği şıpıtık terlikler bölüyor. Sanırım çıkardığı sesten dolayı adı şıpıdık terlik. Hani şıpıdık, 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 şıpıdık. Susarak yemek yapılıyorsa aslında orası çok gürültülüdür. İnsan kalbinden geçen o kelimelerin hepsini tezgaha döker. Gözyaşını soğanla akıtır, tatsız hayatına tuz koyar, inatla elini keser, kızartma yağını yüzüne sıçratır, yakar. Bazen başkalarının yanında etmekten korktuğu bir küfür sallar, ya bir has der, yine susar. Bu gürültülü patırtılı susuş, çoğul çoklu bir yalnızlıktır aslında. Kendinden kaçamadığı halde her yere beraber gitmek gibi, yemeği de birlikte yapmak yalnızlara mahsustur ve bu yalnızlıkta hiçbir cazibe yoktur. Derdini sebzelere anlatır, öfkesini ya da aşkını baharatlara vurur. Sebzeleri özenle yıkar, önüne sıralar, bazılarını koklar, yemeğe ilave eder. Sebzelerle konuşmak, yani onlarla susmak. Halbuki insanlar değil miydi o konuşa konuşa anlaşanlar ve tüm bunlar sayesinde doğru konuşlanmayı başaranlar? O başaramamıştı bir türlü. Çünkü dışında hali hazırda büyük bir suskunluk vardı. Ayşe fasulyenin kılçığını, gülün dikenini saymıyorum henüz. Ama bu hikayenin bu kısmında kadın, fasulyenin kılçıklarını iyi ayıklamak gerektiğini, yoksa rahatsız edeceğini biliyordur artık.
Yemek pişer, tezgah sükuna kavuşur. Sofrasını açtığı kişi iştahla yemeye başlar. Beğendiğini anlar kadın, mutlu olur. İlk birkaç lokma o açlığa kurban gider. Yiyen bir tuhaflık hisseder ağzının içinde, yutamaz. Diliyle hareket ettirir, çiğnemeye çalışır. Olmaz, yutsa boğazını çizer çünkü. O kılçık yok mu o kılçık? Bir rahat vermez. Adamın yüzü bir anda acı şeker yemiş memnuniyetsizliğiyle buruşur ve masadan kalkar. Kadın durumu hemen anlar ve düşünmeye başlar. Bok oldu canım, yemek evlat olsa sevilmez, pazarcı da kandırdı, abla bunlar kılçıksız, lokum bu lokum, ulan bir kılçık yok eder mi iştahı? Çıkar ağzından gül geç işte. Hatta gül geçme, beraber gülün. Olmaz mı? Olmaz. Olmaz efendim, olmaz. Kılçıksız köyden geldi çünkü o. Oysa kimse bilmez. O soğanlar ne ağlattı seni, domateslerin kabuğunu incecik soyacaksın diye ne özen gösterdin halbuki. Hayat güzel, başarılı ve çok iyi yemek yapan insanlara altın tepside sunulmuş bir armağan değildir efendi. Sen hiç batmadın daha önce. Yemeğini istediğin kadar özenle, aşkla yap. Tezgahın istediğin kadar temiz, mutfağın aydınlık olsun. Malzemelerini hep taze al, ellerini yıka. Fazladan kaçan bir fiske tuz, yüzlerce pirinç tanesi arasında kalan küçücük bir taş ya da gözünden kaçan bir kılçık, gönüllü mesul olsa da olmamış işte ya, yine olmamıştan bir anda o akşam masada olmayan şeyin, aslında hala sahibi olduğunu sandığın ama aslında çoktan yitirdiğin cazben olduğunu anlarsın. Yoksa aramızda lafı mı olur bir küçük kılçığı? Cazibesini çoktan yitirip alışılagelen olduğunu bir anda fark eden kadın, mutluluğunu bir tabak fasulyede sanırken, suskunluğunun bile neden onca kakofonuyla dolu olduğunu da anlar. Oysa ki hayat bilinmezler ve tariflerle doluyken, doğru adrese varacağına dair ne çok ümit vardı. Ne güzel bir sofra hazırlamıştın. Beyaz örtün, kenarı çiçek desenli tabakların, silip parlattığın çatallar ve afrodizyak etkili kokulu mumların vardı. İşte aşka giden yol. Kalbinin ses tellerinde bin bir şarkı çalan, sevmek ve çok sevilmek isteyen bir kadın, bu yolun iyi yemek yapmaktan ve mükemmel olmaktan geçtiğini savan zavallı salak kadın, kaç sofra hazırladın? Soruyorum sana, kaç sofra? Mükemmele yakın kaç yemek yaptın? O masaya aşkını midesinden kalbine geçirmek istediğin kaç tane adam oturdu? Sonunda yüklü hesap hep sana kaldı. Yarım bırakılmış o tabaktaki yemekleri çöpe atmak, örtüde kalan lekelerle yaşamak, bulaşıkları yıkamak hep sana kaldı. O narin ellerinde bıraktığın bıçak yaraları da cabası. Sonra dedin ki, bırak aşkla yemek yapmayı, sustur kalbinin ses tellerinden akan şarkıları. Gerçek sen olmayı ne zaman unuttun? Sana soruyorum. Yani sadece kadın olmayı. Belki orada da çok konuştun. Oysa ki senin sesini bastıran o güzelim şarkılar vardı. O şarkılar kalbinin ses tellerinden bitince ne oldu? Gönlün de sustu. Gönlü susan kadın ne yapsın? Sussun. Susarak yemek yapılıyorsa aslında orası çok gürültülüdür. İnsan kalbinden, içinden geçen o kelimelerin hepsini tezgaha döker. Sonra mutfak değişir, sofra değişir, el değişir, susan ve konuşan değişir. O anki derdine göre öyle bir dalıp gider ki bir anda burnuna gelen o yanık kokusuyla kendine gelir kadın. Eyvah, yandı canım fasulye. Gördün mü bak, ziyan oldu yemek. Al bunu at çöpe şimdi.
Bu şıpıdık terlikler de çok oldu artık. Sesinden kendini duyamıyor insan. Bir sussa ya. Şıpıdık, 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 şıpıdık. Ya. Ay. Başında söylemiştim ya, sustum. Bazen küstüm diye. Sustum. Çok uzun süre. Bazen dışım kahkaha atsa da içim. Sustu. Tekrar konuşmak, konuşturmak biraz zor oldu. Ama oluyor işte, deniyorum. Asla nefes alamam sandım ama aldım. Hiç geçmeyecekti ama geçti. Susmak. Kendime verdiğim bir ceza iken şimdi anlıyorum ki aslında en güzel armağanlardan bir tanesiymiş. Sustukça sakinleştim, sustukça temizlendim, sustukça nefes aldım, sustukça gözümün ışığını yeniden buldum. Bilmem nasıl. Evet, içimdeki yabancı hala ya bırak git diyor zaman zaman ama ya desin varsın, onu dinleyen kim? Beni o uçuruma sürüklemek için birazcık debelenenler var. Hadi debelensin. Arada bakıyorum o yabancıya, gülümsüyorum, yoluma devam ediyorum. Ya işte böyle dostlar, arkadaşlar, çok teşekkürler bize eşlik ettiğiniz için. Lütfen yayınlarımızı paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın. Yorumlara yazın, bize yazın, bana yazın. Yazın ki ben de bundan sonra neler yapacağıma karar vereyim. Hem podcast'imi hem bu videoyu beğenirseniz, yorumlarınızla desteklerseniz, yorumlarınızı yazarsanız birbirimizi daha çok ayakta tutarız. Çok teşekkürler dinlediğiniz ve izlediğiniz için. Hoşçakalın.